Ay. Merhaba, ben Leyla. Ailemle birlikte İsveç'te yaşıyorum. Bundan 13-14 gün önce babamın hafif hasta rahatsızlıklarla ve gitgide ağırlaşan durumundan ötürü hastaneyi aradım ama olumlu bir cevap alamadık. Durumunun vahim olmadığından ötürü bir şey yapamayacaklarını söylediler bize. Yine 5 gün önce hastaneyi aramak zorunda kaldım çünkü babamın durumu ciddileşmişti. Eve doktor göndereceklerini söylediler. Doktor gelip babamı kontrol ettikten sonra ambulans arayacağını söyledi hastaneye kaldırılması için. Hastaneye kaldırıldı ve test yapıldı. Covid-19 teşhisi konuldu. Buna rağmen babamı bir saat sonra eve tekrar geri gönderdiler. Evde iki çocuk ve iki genç var. Küçük kardeşlerimin astım hastalığı var. Babamın ise kalp hastalığı var. Bizim hayatımızı da tehlikeye attılar çünkü karantina altında olduğumuz için hiçbir şekilde ne bir maskemiz ne bir eldivenimiz hiçbir şey evde bulunmuyor. Yine dün aynı şekilde babamın durumu kötü olduğundan ötürü tekrardan ambulans aradım. Ambulans eve geldi ve bizi neden aradıklarını sordular. Neden onları aradık? Babamın durumunun kötü olduğunu belirttim. Fakat hiçbir şey yapılmadı. Bu hastalığın böyle olduğu söylenildi. Bu hastalığın böyle olduğunu söyleyip geri gittiler. Yani bu hastalık böyle ve bir şey yapamayacaklarını söylediler. Hastanede yatmasının bir önemi yok çünkü hastanede de bir tedavi olmadığını söylediler. Bizim tek isteğimiz sesimizi duyurmak. Yardım istiyoruz çünkü hem bizim hem babamın hayatı tehlikede. Ev altındayız. Burada bir akrabamız ya da bir tanıdığımız yok. Yalnızız. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Lütfen, lütfen yardım edin. Sesimizi duyurmamıza yardımcı olun.